Hoş bulduk Yusuf abi, nasılsın, iyi misin? Nasılsınız efendim? Hayırlı akşamlar. Gazilerimizin karşısına boynumuz tarihe altın harflerle kazınmasını sağladık. Büyük etkisini hayat pahalılığı olarak hissettiğimiz sıkıntı. 15 Temmuz milli birlik ve dayanışma ruhuyla Türkiye'nin karanlık bir uçurumunun kıyısından çekilip alındığı tarihtir. 15 Temmuz bu nedenlerle demokrasi ve birlik günüdür. 15 Temmuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve Türk dünyasının hamisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin dik ve tavizsiz duruşuyla Türk milletinin tek yürek halinde canı pahasına yaşadığı şanlı bir destandır. Elbette bugün Türkiye için aynı zamanda bir eşik, aynı zamanda da bir dönüm noktasıdır. Ötüken'den Orta Asya'ya, Orta Asya'dan Malazgirt'e, Malazgirt'ten Anadolu'ya köklü olan, tarihi olan insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla insanı yücelterek birçok devlet kuran Türk milleti hiçbir zaman bağımsızlığından ödün vermemiştir. Hiçbir zaman esaret altına girmemiştir. Yüce Türk milleti 15 Temmuz'da özgürlüğüne vurulmaya çalışılan esaret zincirlerini kırmış, özgürlüğüne ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine sahip çıkmıştır. Tuzakları beraberce bozduk. Beraberce er birliği yapacağız. Güç birliği yapacağız. Türkiye'ye zırh olacağız. Artık Türkiye sahada ve masada, güçlü dünyada söz söyleyen, denge kuran lider bir ülkedir. Alanya'mızın gururu Sayın Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun uluslararası ilişkilerde yürüttüğü girişimci ve insani diplomasiyle gösterdiği üstün gayret ve başarılarla ülkemiz uluslararasında en iyi şekilde temsil edilmektedir. Sayın Bakanımıza ülkemiz adına yaptıkları yoğun çalışmalar için şükranlarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bizler de gelecek nesiller için çok çalışarak, daha çok gayret ederek, milli değerlerimize her zamankinden daha çok sarılarak ülkemizin gücüne güç katacağız. Sözlerime son verirken 15 Temmuz 2016'da Türkiye Cumhuriyeti'nin milli birlik ve bütünlüğüne kastetme niyetiyle gerçekleştiren darbe girişiminde milletimiz ve demokrasimiz için canını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu uğurda büyük bir inançla mücadele eden halkımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tekrar kutluyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşlerimizi daim eylesin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cenab-ı Allah'a emanet ediyor. Sağ olun, var olurum. Türk milleti yenilmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıkılmayacak. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ne mutlu Türk'üm diye. 6 yıl önce bugün sokağa dökülen milyonlarca vatan evladı FETÖ'cü hainlerin darbe girişimini püskürttü. 252 vatandaşımız o gece şehit oldu. 2000'den fazla vatandaşımız gazi oldu. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Alanyalı kardeşlerim de o hain gecede bu meydanda toplandı. Hainlere dur dedi. Önce vatan,
önce bayrak sesleri bu meydandan yükseldi. Günlerce süren demokrasi nöbetleriyle bu meydanı hınca hınç doldurarak tüm dünyaya verdiğiniz güçlü mesaj için devletimiz adına tüm hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu aziz milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Bu aziz milleti temsil etmekten şeref duyuyorum. Akif'in dediği gibi girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. FETÖ terör örgütü 60'lardan bu yana devletin tüm kurumlarına sızdı. Bakanlığıma da sızdılar. Dışişleri Bakanlığı'na da sızdılar. Bakanlığında 639 FETÖ'cü kamu görevinden çıkartıldı. Bunlardan 525'i kariyer personeli. Yani 321'i meslek, 204'ü konsolosluk ihtisas memuru. Bugün bakanlığımda 1927 diplomatik kariyer memurumuz şerefle görev yapıyor. Şimdi dönüp baktığımızda ne büyük bir badire atlattığımızı daha iyi görüyoruz. Bir düşünün. Bir nesil diplomat, general, hakim ve savcıların büyük bir bölümü FETÖ'cü olacak. Ordumuza, yargımıza, emniyete, mülkiyeye, bu aziz vatana ihaneti gaye edinmiş bir haine biat eden mankurtlar hakim olacak. Hamdolsun milletimiz bu oyunu bozdu. Milletimizin dindarlığından, âli cenaplığından istifade eden bu hainlere gereken ders verildi. FETÖ'cülerden temizlenen devletimiz artık daha güçlü. Birlik olmak demekse ancak güçlükten doğanlara denir. Bense birlik olmayı ilke edinen bir vatanın evladıyım. Bu vatan bana çok değer kattı. Ben değil, biz demeyi o gece öğrettiler bana. 15 Temmuz gecesi. Sıkılan kurşunlara karşı duran bedenler tanıdım ben o gece. Tüm bir ülkeyi karanlığa boğan, karanlığın karşısında da al rengiyle dalgalanan bir bayrak. Olur olmaz demediler. Kimse kimseye soru sormadı o gün. Dinin, ırkın, inancın. Çünkü hepsinin tek bir emeli vardı. Vatan. Şehit geliyor. Cenneti alayı lütfeyledi hak. Kat kat yarıl. Yol ver, şehit geliyor. Bulutuna söyle, yas bağlamasın. Islanmasın koçum, gök ağlamasın. Kuşların ötüşüp can dağlamasın. Goncamı aşkla der, şehit geliyor. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Çukurkuyu'daki gökyüzü gibiydi uçtukları yer. Ve beni tutup gökyüzüne yükselttiler. Kanatlarında kan vardı. Hayırdır dedim. Hadi sen de uç, bizden hızlı uçabilirsin dediler. 30 kuş beni boşluğa bıraktı baba. Birden uyandım, hayır olur dedim. Meğer gecesi vatanım için kabus olacak bir güne uyanmışım. Gökyüzünün yıldızlarını çalıp omuzlarına takan hain yüzler gördüm o gece. Ruhları yoktu. Paşama söyle, namusumu çiğnetmedim. Anama, çocuklarıma, eşime, kardeşlerime söyle. De ki, Ömer size bir vatan bıraktı. Çekinmeden bu vatan bizim diyebilirsiniz. Çünkü bedelini ödedim. Baba, ben oğluma, Ertuğrul'a bu vatan için şehit olmayı öğrettim. Sen de bana öğrettiğin gibi ona bu vatan için yaşamayı öğret. Bu vatan bizim baba.
İkinci olarak Bilgi Bulut İlkokulu'ndan Esila Fırat.